Bir gör bakın şimdi evlilikler oluyor, ayrılıklar daha çok oluyor. Devlet kanun üzerine kanun yapıyor, iyileştirmeye çalışıyor. İşte boşansan da diyor bir sene boyunca boşanma olmuyor diyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor kendi kafasınca. Allah'ın dinine boyun eğme, o tarafa gitme derdi yok kimsenin. Ya bu boşanmalar niye oluyor aslen? Niye oluyor? Şimdi bakın 8 sene bir erkek bir kızla çıkıyor. Flört ediyor. 8 sene hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Hiçbir büyük kavga yok. 8 senenin sonunda hadi evlenelim diyorlar. Evlenir evlenmez daha ilk gün kavga. Ya 8 sene beraber değil miydik? Şu sorunların bir tanesini yaşadık mı yaşamadık biz? 24 saati beraber geçirdiğimiz de oldu. Hatta seninle flört ederken biz bir hafta tatile de gittik. Bir kere sen bana bağırdın mı? Bağırmadım. Ben sana bağırdım mı? Bağırmadım. Evliliğin ilk gününde bu nedir arkadaş? Neden? Neden? Çünkü artık helal olduk birbirimize. Artık aramıza şeytan girdi. Bundan önce şeytan bütün sorunları çekiyordu önümüzden. Bütün problemleri kaldırıyordu. Aferin, günaha devam edin. Yavrularım. Günaha devam edin. Çok iyi gidiyorsunuz böyle diyordu. Hiç sıkıntı yok. Ne kendi ne adamları. Kimseyi göndermiyordu. Fakat evlilik olur olmaz, olur olmaz artık sen günahın kapısını kapattın. Kapattın. Birlikteliğiniz, birbirinize muhabbetle bakışınız ibadet oldu artık. Bundan önce günahken. Onun için şeytan hem kendisi hem avanesini gönderiyor. O nikahtan önceki pirelerin hepsini sana deve olarak gösteriyor. Ama sen bunu sana söyleyen ulu kulların sözüne kulak vermezsen onları deve görmeye de devam edeceksin. Deveden de büyütüp tepe diyeceksin, dağ diyeceksin. Dağ diyeceksin. Ve ne olacak? Nefesi, soluğu mahkemede alacaksın. Allah'a kalbini verenlere kalbini dön ki amelin eksik olsa bile Allah'ın rahmeti yine seni bulsun.